Alp Keskin hocam, ses analizimi yapar mısınız? Tabii ki Alp, yaparım. Hemen bakalım. Fettah Can şarkısı söylemişsin. İkimiz için. Birazcık korkak okuyorsun değil mi? Yani ne kadar belli Alp, hani ikimiz için da çok böyle çok fazla güçsüz hani. Yerine yani resmen sesi çıkmıyor gibi. Bunun sonucunda da bak ağzın hiç açılmıyor. Hep ağzın küçücük kapalı, kendine şarkı söylüyorsun. Bu sesle söylediğin zaman çevrendekiler bile sesini az duyar. Tamamen mikrofonik bir yapı. Bu da Alp'te şöyle bir sorun yaratıyor. Alp tamamen hep sesini sanki mikrofonla bilgisayara kaydeden bir solist oluyor. Yani stüdyo şarkıcısı haline dönüşüyorsun. Canlı söyleme performansında gücü alır bu okuma stili. Çok fazla stüdyoda söylemeye çalışmışsın. Bence dışarı dön. Dışarıda söylemeye çalış. Güzel bir ses rengin var ama. Seslerin de gelişecek. Yaşın çok genç. İleriki yaşlarda daha güzel alacaksın bu sesleri. Güzel ama genel olarak Alp'cim. Tizleştiğin zaman ve sesinin gücünü gösterdiğin zaman daha etkili bir ses. Yıllardır yazıyorum. Kendi ses analizim lütfen. Alp Keskin. Alp Keskin yıllardır yazıyor Yemen türküsü. Cover. Bu ne? Bu arada şuradaki şu boğa var ya, aynısı bende vardı. Gümüşü. Pek canlı okumalık bir okuma değil bu. Hafif entonasyon bozukluklarım var. Bir de bu okuma tamamen stüdyo okuması. Yani böyle mikrofona yanaşarak okumuşsun. Bunu canlıda okuduğun zaman böyle okursan çok zayıf çıkar. Alp Keskin ne diyor? Hocam haftalardır yazıyorum. İlk defa profesyonel bir orkestrayla sahne çıkma fırsatım oldu. Ses analizimi yaparsanız inanılmaz mutlu olurum diyor sevgili Alp. Tabii ki, bakalım. İlk defa bir orkestra çok kıymetlidir. İlk heyecan çok güzeldir ya sahnede. Müthiş, unutulmaz. Hiçbir zaman unutmayacaksın bunu. Hiç kötü değil. Yüzün, duruşun, insanlara bakışın, sol elini kullanışın, sağ elini tutuşun ve hani ne kadar net gözükmediğini düşünsen de son derece sıcak, net bir ifaden var. Bu çok güzel. Oo, sol el hareketleri. Bazı insanlar sahne için doğar. Gerçekten. Bak sen de sahne anında son derece rahatsın. Müthiş bir şey bu. Bakar mısın? Sürekli gözler, bakışlar, ifadeler. Başarılı. İki el geldi. Oo, baya güzel. Baya güzel. Çok başarılı Alp. Çünkü herkes sahnedeki şöyle bir bakar. Kimsin lan sen? Bu her seyircide vardır bu duygu çocuklar. Kaçınılmaz. Kıyafeti de hiç olmamış. Ama hep bu inanılmaz bir dedikodu dünyası bu. Kaçınılmaz, bu hayatımızda vardır. Yani Özgün Günyar'ın da dediği gibi gıybet. Gerçekten öyle. Hepimizin hayatında olan bir şey. Fakat senin bu iletişimci tarafın, insanların yüzüne, gözüne iletişim sıcaklıkla bakman bunu yok etti. Müthiş. Peslerde kötü değilsin. Bakalım neler yaşanacak şimdi. Evet, çok başarılı. Biraz fazla vibrasyon var ama ona rağmen her şey çok iyi. Ah, şu mikrofonu oradan bir döndüreceğim, bir alacaksın, yangın yeri. Bakalım ne zaman alacaksın. Bak duruşlar çok güzel değil mi? Seni herhangi bir yerde durdurduğumuz zaman fotoğraf veriyorsun. Çok başarılı ya Alp. Çok başarılısın. Bak işte buna sahne ışığı deniyor. Bunun adı sahne ışığı işte. Yani bu çocukta sahne ışığı var denen şey burada başlıyor. Neden? Güzel fotoğraf veriyor. Seni bir çektik. Of be herif yakışıklı lan. Bu hissi veriyorsun. Bu iyi. İletişimi de kurdun. Adam rahat abi. Çok keyifli ya. Alp ya. Abi nasıl adam? Bu sürekli bunun dönmesine sebep olan fikirler burada başlıyor. Güzel. Ama daha şu an sesine tam gelmedik. Küçük küçük. Tabii çok heyecanlısın. Zaman zaman kaçıyor ama çok başarılısın. Alkışı aldın zaten. Cool. Güzel, buradaki nefes de çok iyiydi. Bakın. Hafif bir es. Yüreğim. Neden? Çünkü o nefesi de iyice toparlayıp gümbür gümbür girmenin formu. Çünkü yani... Yüreğimden desen belki düşmeye başlayacaksın. Heyecanın çok yüksek. Fakat yüreğimden daha kuvvetli bir ifadeye dönüştürdün. Aferin sana. Takılar güzel. Oo, bayağı Kenan karışımı bir şeyler de geldi. Yeah man. Şunu işte gif yap kendine, gif. Arada böyle bir gifin olsun, tamam mı? Millete at bunu WhatsApp'tan. Şu hareket bak. Kendimi bomba gibi hissedince ben. Vay. Kesinlikle. Gel. Olağanüstü başarılı. Bravo sana. Bu kadar stresli bir ortamda bu kadar iyi pozisyon tutup bu kadar kuvvetli, net seslere hakim olman, 10 üzerinden 10. Çok beğendim yaptığım bu işi. Sonra ne oluyor? Oo baya. GIF dolu, GIF. Çok çok başarılı. Çok güzel. Aferin sana ya. Oo, danslar da gelir mi? Hayda! Yanıyor ortalık. Abi bir yıldız. Vallahi yıldız keşfediyoruz. Evet evet, bırak kendini, çok iyi. Çok güzel, bu tizleri alman harikulade. Yüreğinden süzer. Hep büyük ağız. Bakın. Ha, hafif gülüyorsun aslında. Hadi o da olur. Seyirci iletişimin içine katıyorsun çünkü. Çocuklar. Müthiş başarılı ya. Bir de fa diyez not. Bu fa diyez notu burada tutmak hakikaten hiç kolay iş değil. Gerçekten. Bakın deneyin. Ben feleğin. Bu i sesi. Özellikle i'nin fa diyeze oturması bir bariton için beladır. Ben feleğin. Bir de bayağı açık alıyorsun bak. Bak. Deneyin. Siz de deneyin şimdi. Bak geliyor. Ben feleğin. Feleğin. Çocar gına. Birazcık aslında vibratolu ve yavaş aldığı için ben feleğin daha kolay olabilir. Ben feleğin. Bunu tutmak daha zor. Bak. Durdu. Kısa kısa tutuyor. Ona büyük ağzı daha kolay alabiliyor. Çünkü i harfi doğası gereği kapanmaya yönelik. Feleğin. Ne kadar? Ben feleğin. Kısa tutarsanız biraz daha açabilirsiniz. İ'nin yapısını da bozarak. Bakın. Çok başarılı. Bol vibratolar. Ya ne zaman tekme geliyor ya. Vur artık şuna. Bak bu sefer süper oldu. Ben. La. Olağanüstü güzel. Müthiş güzel bir ses. Gerçekten çok başarılı. Yani acaba böyle incelesek sinatürel doğuda var mı yoksa bir tenoral karakter misin diye şüpheye düşmedim değil. Evet. İhtimal var mı? Why not? Çok güzel renk. Çok başarılı, çok. Bu bir ilk performans mı ya? İlk defa bir orkestrayla söylüyorsun ama müthiş söylemişsin. Aferin sana Alp. Gerçekten. Kimsin sen? Çok merak ettim seni Alp Keskin. Çok başarılı performans bu. Aferin sana. Alp Keskin. Neyse. Müthiş. Çok başarılı. Baştan sona çok beğendim. Konuşun Elif, Özgün, hepiniz. Vallahi hocam ben bayıldım ya. İlk performansa göre üstü değil mi ya? Olağanüstü değil mi ya? Çok iyi. Bir de hocam stil de çok iyi. Ha? Evet. Yani kullanılan stil, evet. Konsept, o evet. Konseptin içine dalmak. Ya ben mesela şimdi Alp'i çok merak ediyorum. Alp bizim bir takipçimiz mi? Yani bu stilleri geliştirirken acaba bizden etkilendiği oldu mu? Çünkü biz yayınlara, videolara başlarken ben önce bir kıyafetine bakarım. Yok elindeki şeye bakarım, saçına bakarım, küpesine bakarım. Böyle detay detay, gıcık gıcık her şeyi veririm. Çünkü dedim ya biz şarkıcı sahneye ilk çıktığında herkes önce ona bakar. Kimmiş bu? Gıybet modu yani. Senin modu Özgün. Yani önce bir bakar ona. Herkes. Eğer o konuda kendi fena değilse... Herkes bir şöyle sakinleşir, oturur, sonra sesle ilgilenir. Çok başarılı. Alp biraz yaz bakalım. Haberimiz olsun neymiş. Yazsın, tanışalım. Aynen Alp Keskin. Peki devam ediyorum. Ben de. Alp Keskin müzik hocam, çok heyecanlıyım. Peki Alp, sakin ol. Şarkınızı coverladım. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ve linki gönderiyor. Takılar yıkılıyor. Şu takılarla ilgili bir şeyler söyleyeyim size işi başlarken. Şimdi normal şartlarda hani böyle kendi kendine müzik yapan, evde işte müzik yapan insanlar, hatta albümünüz bile olabilir, yani profesyonel de olabilirsiniz. Takının, efendim saçın, başın, kıyafetin çok önemli olduğunu düşünmeyebilirler. Ama bu bir yanılgıdır. İlginç bir olaydır ve çoğu yerde çok işe yarar. Onu da söyleyeyim, yani kolyelerdi, şeylerdi. Alp bunu fazlasıyla kullanıyor. Geçmiş dönemde Barış Manço'dan hatırlarsınız bu tür imgeleri. Oho, çok iyi. Yeniden yazıyorum, yeniden. Çok uğraşmışsın ya Alp, vallahi bravo. Gel. Bu kolyeyi nereden buldun? Vay be, seneler önce taktığım kolye bu ya. Hayda. Of. Vallahi çok güzel iş yapmışsın. Duygulandım Alp. Vallahi duygulandım. Çok güzel. Bir de benden daha tiz okumuşsun. Beni düş. Ya bayağı tiz. Çok güzel. Çok iyi aranje. Sen mi yaptın bunu ya? Müthiş. Ay, çok güzel olmuş. Alp, bravo sana. Tebrik ederim Alp. Hakikaten duygulandım. Gerçekten çok iyi bir cover olmuş. Tebrik ederim. Gerçekten çok iyi bir cover olmuş. Özgün, ne diyorsun? Ne kadar güzel yapmış değil mi Elif? Bayağı duygulu olmuş yani. Çok başarılı. Evet, çok başarılı yani. Çok başarılı yani. Bayağı duygusunu vermişsin parçanın yani. Duygusu geliyor. Harika. Merhaba hocam. Buyur Özgün. Buyur Özgün. Bir de hocam Alp kendi imkanlarıyla müzik yaptı. Evet. Evet. Onu kendi odasını stüdyoya çevirmiş biri. O imkanlarla müthiş bir iş yapmış. Tebrikler. Gerçekten çok başarılı. Şimdi Alp'imiz, sevgili Alp yazmış. Ne demiş? Türk müziği öğrencisi rockçılarız. Hayda. Ortalık yangın yeri. Hatta şunu ekrana getireyim de şurada görsün arkadaşlar. Bir tenor, bir bas baritonuz. Şarkıyı yazdım, evde kaydettim, mixledim, montajladım. Klibi de iPhone'la çektik. Görüşlerinizi merak ediyorum. Alp Keskin, çok teşekkür ederim. Alp bizim canımız ya. Nasıl güzel insansınız Alp. Yakın zamanda eğer böyle bir proje yaparsam içinde mutlaka sen olacaksın. Alp Keskin saatler Onurcan Bora ile feat yapıyor. Buyurunuz. Söz müzik kimin? Alp Keskin. Alp, sen bu işi açtın ya. Görsele bak. Çok güzel Alp. Aferin. Like'ımı direkt atıyorum aşağıda. Acımadım. Yaşasın Türkçe rock. İşte bu. Şimdi güzel. Birçok şey denemişsiniz. İçinde hani sesle ilgili. Ya Alp, bu parçalar ne biliyor musun senin için? Kendini geliştirmeye çalıştığın şeyler. Yani hala emekleme aşamasında ama görselin güzel, sound'un gittikçe gelişliyor. Yaptığın şeylerde deney arayışların var, deniyorsun ve doğru bir şekilde ilerliyorsun. Yani ben var ya, senden patlama pik noktanı yani bir iki sene içinde bekliyorum. Bir iki sene, sen iki sene içinde senden bir pik gelecek, tepeyi vuracaksın bir. Bakalım hangisiyle vuracaksın. Çıkılırlar sana. Güzel. Nakarat çok akılda kaldı. Vallahi başarılı iş be. Gerçekten başarılı iş. Yani sonunda tümünü dinlediğin zaman bir tat bırakıyor kulakta. Nakarat çok akılda kalıcı. Tebrik ederim sizi. Özgün, sen ne düşünüyorsun? Ne güzel değil mi? Ben çok sevdim Alp'in parçasını. Bir kere hocam klip muazzam, stil muazzam, renkler evet, muazzam. Evet, haklısın. Yani çok üzerine konmuş bir görsellik var. İyi çalışılmış bir görsellik var. Aferin size. Müzik bir şey. Dediklerinizde çünkü ben de aynısını düşünüyorum hocam. Ya bir de baştan sona iPhone'la çekmişler ya. Değil mi? Evet. Müthiş. Ona rağmen. Yani tek bir iPhone hani keskinlik falan biraz zayıf gibi gözükse de son derece başarılı yaptınız. Tebrik ediyorum sizi.